Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin Amerika'dan neden banlandığını anlatacağım. Tabii biliyorsunuz artık salı günleri sizlerle birlikte bu şekilde ilginç olduğunu düşündüğüm hem de benim de ilgi alanlarımla kesişen teknolojik hikayeleri anlatıyorum ve bu haftaki konumuz da az önceki bahsettiğim başlık. Şimdi tabii bunu anlatan diğer teknoloji kanallarını da internette görmeniz mümkün ama ben birazcık daha politik yorumları da içine katmak istiyorum. Hani hem politik yorumlar hem teknoloji boyutu için hem Huawei'deki olaydan ne kadar farklı ve bu bize nasıl yansıyacak, Amerika'daki vatandaşlara nasıl yansıyacak bunlardan bir bahsedelim istiyorum. Önce bu olayı anlatayım hemen. Trump'ın son dakikalarda aldığı bir kararla birlikte Amerika'da artık yatırımcılar Xiaomi'ye 11 ay boyunca önümüzdeki yatırım yapamayacaklar. Durum tam olarak bu. Ama bunu tabii daha doğru bir şekilde anlatabilmek için önce sistem nasıl işliyor bunu anlatmak gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki Amerika'da bir seçim süreci atlatıldı daha yeni ve Joe Biden Amerika'nın yeni başkanı olarak göreve daha yeni yeni geliyor. Ama Amerika'daki sistemin farklı olmasından kaynaklı bu da. Normal şartlarda bir seçim yapıldıktan sonra ertesi gün yeni kabine ve yeni kurullar icraata geçmiyor. Dediğim gibi arada bir 1-2 aylık bir süreç söz konusu oluyor. Trump da seçimi kaybedeli oluyor bayağı ama daha idareden yeni yeni çıkıyor. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman da şimdi Amerika'nın banlarına geliyorum bu konularda. Bu sadece Xiaomi'ye özel olan bir şey değil ama Amerika'da bugüne kadar bizim gördüğümüz bu tarz firmaların banlanmaları ve ticari ilişkilere yapılan müdahaleler 3'e ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi işte Commerce tarafından yapılan müdahaleler. Commerce dediğimde Department of Commerce. Bu ne iş yapıyor peki? Amerika'nın ekonomik olarak büyümesini denetleyen ve büyümesinden sorumlu olan kurum, kuruluş, bakanlık neyse. İkincisi Pentagon'un kendisi yani burada devlet kendisi direkt müdahale ediyor. Devlet adamları tarafından ve diğeri de Treasury yani Hazine ve Maliye Bakanlığı diyebiliriz. Bugüne kadar her birinin örneklerini gördük. Peki bu üç farklı kısıtlamanın arasında ne gibi farklar var? Şimdi Commerce daha çok ekonomik olarak büyümeyle ilgili bazı şeylere baktığı için ekonomik olarak Amerika'yı tehdit edebilecek unsurlara müdahale ediyorlar ve bununla ilgili kararları da direkt olarak ekonomiye ve şirketlere uygulayacak şekilde verebiliyorlar. Mesela Huawei'nin durumunda böyle oldu. Tabii siz Commerce banı yediğiniz zaman otomatik olarak Entity List diye bir şey var. Ürünler listesine giriyorsunuz ve bu ne demek oluyor? Huawei için konuşalım. Huawei Amerika'da Commerce tarafından belirlenen Entity listesine girdi. Bu ne demek oluyor? Kardeşim sen Huawei'nin ürettiği bu ürünü alamazsın. Sen Huawei'nin ürettiği bu telefonu alamazsın. Sen Huawei'nin ürettiği bu tableti alamazsın. Tam olarak böyle bir muamele var ve dolayısıyla Huawei'nin Amerika'daki pazarı da sona ermiş oldu. Zorlamayla mı? Evet, Huawei buna gerekli itirazları yaptı vesaire. Ama Amerika'nın ekonomik olarak büyümesini ve bazı yollarda büyümesini tehdit ettiği için bu ban ortaya atıldı. Diğer bir ban Pentagon'dan gelen banlar. Yani devlet adamlarının genelde kendisinden ve yüksek mecralardan. Bu durumda bunlardan bir tanesi. Donald Trump'ın direkt olarak Defense Department'la birlikte yani Savunma Bakanlığı'yla beraber verdiği Pentagon aracılığıyla kararla yapılan bir şey bu. Şimdi bu banın detayına girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Amaç Amerika'nın bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini koruyabilmek. Bu bağlamda yapılacak her hareketi mübah olarak görüyorlar haliyle. Bu bütün devletler için geçerli zaten. Ama burada yaptırımlar sadece teknoloji şirketlerine ya da diğer şirketlere yaptırılan şeyler değil. Ya da yaptırımlar az önce bahsettiğim bu entity yani ürün listesi gibi şeyler de değil. Genelde yatırımcıların yatırım yapması engelleniyor. Şimdi baktığınız zaman tek ban burada Xiaomi'ye gelmedi. Bununla birlikte başka petrol çıkarıcı firmalara da geldi yanlış hatırlamıyorsam. Aynı şekilde bir tane böyle robot uçak savar tarzında bir şeyler üreten bir firmaya daha geldi. Yani bu sadece Xiaomi ile kişiselleştirilmiş bir şey değil. Ama Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yaptığı bir uygulama. Peki bunun arkasında ne var? Trump diyor ki burada Xiaomi Çin ordusuyla birlikte çalıştığı için elindeki teknolojiyi Çin ordusunu güçlendirmek için kullandığı için biz yatırımımızı buraya yapmayacağız. Niye? Çünkü yatırım buraya yapıldığı zaman ne oluyor? Otomatik olarak Xiaomi'ye yapılan yatırım da Çin ordusuna gidiyor diye düşünülüyor. Böyle bir şey var yok bunu ben tartışmıyorum. Ha Xiaomi'nin başındaki insanlar, Xiaomi ile iletişimi olan insanlar bu konuda gerçekten böyle bir şey vardır yoktur. Ben o işin orasını tabii ki bilmiyorum. Şimdi işin politik boyutuna gelelim. Biliyorsunuz Trump gitmeden hemen önce elinde hala bu güç varken çeşitli yaptırımları yapabiliyordu. Ve Joe Biden'ın politikasına baktığımızda, Donald Trump'ın politikasına baktığımızda bunu Özgür Demirtaş Hoca çok daha güzel anlatıyor. Onun videosuna mutlaka bakmayı unutmayın merak ediyorsanız. Donald Trump burada diyor ki ben diyor vergi sistemini şu anda olduğu gibi tutacağım. Aldığım vergilerle en zengin olan %1'lik kesime geri yatırım yapmaya devam edeceğim. Ve onların büyümesiyle birlikte bizim ekonomimiz de büyüyecek diyor. Bu elde var bir.
Joe Biden da diyor ki ben vergileri arttıracağım. 37 olan gelir vergisini 39-40'a çıkaracağım. Aldığım bütün parayı da orta sınıfa dağıtacağım daha çok. Ve orta sınıfta bir kalkınma yaratarak ekonomiyi büyüteceğim. Ama şimdi baktığımız zaman Donald Trump bu tarz bir şey destekliyor normalde. Ve hali hazırda yönettiği bir politikaydı bu. Bununla birlikte de diyor ki biz buna devam edeceğiz. Dolayısıyla Xiaomi'nin bu pazardaki payını düşürelim. Xiaomi'nin bu pazardaki yatırımını keselim. Böylece orta şirketlere gidecek olan yatırım farklı şekilde bizim içimizde kalsın gibi düşünebiliriz. Ben bu işin profesörü değilim ama gördüğüm kadarıyla bütün teknolojik otoriteler bu şekilde bize mesajlar veriyor. E tabi şimdi Trump'ın gitmesine de burada az birkaç gün kaldığı için bu böyle hamleler yapması da bence gayet normal. Şimdi tamam, politik kısmı bitti. Gelelim bunun birazcık daha teknolojik kısmına. Amerika'dan Xiaomi'ye gelen ciddi yatırımlar vardı daha öncesinde. Hatta Qualcomm bu konuda Xiaomi'yi ciddi anlamda destekleyen kurumlardan bir tanesiydi. Çok uygun fiyatlı olarak bunlara işlemcidir, modemdir, yani bu tarz ürettiği içerikleri veriyordu. Yine başka firmalar muhakkak vardır, şimdi tek tek sayamayacağım onları. Peki neden böyle bir şey oldu? Tabii nedeninin cevabını az önce anlattım politik olarak ama bu da eminim ki ben hani Qualcomm'da bir devreye girip şunu diyecektir. Yani niye böyle bir şey oldu? Biz bu adamlara yatırım yaptık, dönütünü alacağız, şöyle böyle. Orasını bilemeyiz tabii. Bir soru daha var akılda. Joe Biden gelince bu iş değişir mi? Ben değişeceğini düşünmüyorum. Yani aynı bu şekilde devam eder. Bu banın Xiaomi için bir etkisi var mı? Yani Xiaomi'nin hisseleri geçtiğimiz yılda %179 yükseldi Amerikan marketinde, Hong Kong borsasında. Bu %10, %12 hatta belki daha bile artmış olabilir bunun ilk gününden beri. Bir zarar gördü hisseler. Ha bu çok bir şey fark eder mi? Tabii %10, %12'ler iyi rakamlar ama çok bir şey fark etmez. Amerikalı vatandaş yine bu ürünleri kullanmaya devam edebilecek. Çünkü zaten Xiaomi'nin Amerika'da bir fiziksel dükkanı yoktu. Aynı şekilde Amerikalı vatandaş bunları aynı fiyata almaya devam edecek. Biz yine bu ürünleri aynı fiyata almaya devam edeceğiz. Çünkü ürünler ve satışlar hala serbest. Olay Huawei'deki gibi asla değil. Huawei'de tekrar söylüyorum, satış yasaktı. Burada sadece yatırım yapmak yasak ve önümüzdeki 10-11 ay boyunca bu. Tabii Xiaomi de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki kardeş dedi, yani bizim böyle bir alakamız yok. E tabii ki böyle bir şey demek zorunda zaten, olsa da olmasa da. Bunun doğruluğunu sorgulamak çok da isabetli bir efor olmayacaktır. Ha, ama bizim memleketimiz için baktığımızda bizim alış fiyatımızda, satış fiyatımızda bir değişiklik yine olmayacak. Şöyle bir durum var. Sadece tabii yatırımcılar konusunda birazcık ayağı sekteye uğradığı için en azından Amerika tarafından gelecek olan Ar-Ge projeleri kısmında birazcık daha farklılıklar olabilir. Tabii buradaki fonlar nasıl yönetiliyor bununla da çok alakalı ama örnek veriyorum, diyelim ki şu anda ekran altında parmak izi okuma teknolojisi yok ve Xiaomi bununla ilgili testler yapıyor ve yaptığı testler sonucunda alternatif bir senaryoda bunu bizim karşımıza bir ay sonra getiriyor. Maddi olarak sıkıntılar yaşanırsa yatırımcılardan kaynaklı, bu bir aylık süre örnek veriyorum 3 ay olabilir, testler azalabilir. Hani bu tarz bize Ar-Ge konusunda geri dönütleri olacaktır. Ama son kullanıcı olarak ben internete girdim, Xiaomi telefon şunu bunu aldım, burada bir problem olacağını düşünmüyorum. Genel olarak benim bu mevzudaki fikirlerim de bu şekilde. Tabii insanların Huawei'de bu olayı kıyaslaması bayağı bir üzücü ve bayağı bir korkutucu da. Çünkü elimizdekileri ne yapacağız, alamayacağız mı gibi şeyler oldu. Ama şu anda konu bir çözülmüşle varmış değil. Hala da böyle devam edecek gibi duruyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yani kendi ilgi ve alakamla edindiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Tabii ki bunların içinde %100 doğru olmayanlar da vardır. Ama zaten videonun çok büyük bir kısmı da hani kendi yaklaşımım, öznel fikirler olduğu için bir rahatsızlık yaratacağını düşünmüyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Bu seriyle ilgili tavsiye ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Onları da sizlere sunmayı çok isterim.